Efendim şimdi konuğum operatör doktor Serdar Marol. Kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Efendim. Evet efendim şimdi gözden bahsediyoruz oldukça da fazla stüdyoda evet. gözüyle ilgili iş yapan arkadaşlarımız var. Mesela görüntü yönetmeni arkadaşlarımız gerçekten onların gözlerine sağlık demek lazım. Çünkü orada sürekli bir şekilde kameraların içindeki küçük monitörlere bakarak ve o vizörden bakarak netlik ayarı yapıyorlar. Yani evet. tıpkı gözün merceği gibi. Aynen. Doğru değil mi hocam? Doğrudur. Şimdi e, onlar gözüyle kamerada bizi o gözle görüyor. Fakat bir süre sonra tabii ki bu gözle gördüğümüz me mesele değişkenliğe uğrayabiliyor. Ne ile alakalıdır bu? Özellikle yaşımızla ilgili bir değişim oluyor öncelikle. E, uzak görme kusurları iki tipte. Bir miyopi, astigmatizma, hipermetropi, astigmatizma. Miyopi ve astigmatizma daha çok gelişimsel hipermetropi doğumsaldır. Hı hı. Bu tip problemlerin dışında yine aktif çalışan insanlar için söyleyelim. Bir yaş almaya bağlı, özellikle 40 yaşa yaklaştığımızda ya da 40 yaşı geçtikten sonra oluşan demin sizin bahsettiğiniz göz içi merceğimizin o mesafe odaklamalarını yeteri kadar yapamaması, eski esnekliğini yitirmesi ve o mesafelere göre kendini değiştirme yeteneğinin sınırlanmasına bağlı olarak o mesafelerdeki görüşümüz peder pey e, ...azalmaya, bozulmaya ve o mesafeleri görmek için bir dışarıdan e, desteğe ihtiyacımız oluşuyor. Bir destek ihtiyacı oluyor. Şimdi o destek ihtiyacını bahsettiğim gibi hocam size de kitap okurken ben geceleri bazen hissediyorum. Evet. E, gerçekten özellikle küçük yazılı kitapları ben hala kitap okumayı seviyorum elime kitap alarak. E, dijital okuma değil. Evet aynen dijital okumada çok konsantre olamıyorum ben elime almayı seviyorum. Dolayısıyla onda mesela bir problem hissettim. Şimdi benim ilk yapmam gereken nedir bir gözlük yardımıyla gece okumalarımı yapmak mı yoksa hemen daha farklı işlemlere premium lens taktırmak mı? Premium lens nedir? Hani onu yaparsam közümü baştan ele almış olur muyum? Yani bu tabii tamamen hastalarımızın tercihine Hı -hı. bağlı ve günlük hayatımıza getirdiği kısıtlamaya bağlı. Sizin gece kitap okurken takacağınız bir gözlük, sizi günlük hayatınızda bir engel, aktivitelerinizde bir sınırlama getirmiyorsa gözlük kullanabilirsiniz. Ama bu tabi ilerleyici bir süreç. Hı -hı. Olduğu yerde kalan, hani sizin hayatınızdaki yeri bu kadarla sınırlı kalmayacak bir şey. Biz mesafeleri gitgide kaybetmeye başlıyoruz. En büyük problem de yakından ziyade orta mesafeye yakını da e, orta mesafeye yaklaşan kısımları da kaybettiğimizde başlıyor. Sizin tanımladığınız pozisyon için belki bir gözlük e, yeterli görülebilir. Evet. Ancak günlük hayatımızın tümüne e, yansayan, yansıyan masada otururken ekrana bakmak gelen telefonumuza gelen mesajları, mailleri okumak önümüzdeki bir evrağa bakmak araç kullanırken araç ekranını görmek, navigasyonu takip etmek, etmek. karşıdaki ışığı aracı görmek Tabii. bütün bunların bir bütünü içerisinde yaşanan zorluklar gerçekten insan hayat kalitesini oldukça düşürüyor hayat tanımlamaları da değiştik Değiştikten sonra evet. özellikle çünkü 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş artık orta yaş kabul edilen evet. insanların aktif bütün bu aktiviteleri gün içerisinde çok sıklıkla ve de, sık değişkenlik göstererek kullandığı bir halde hı hı. E, bu hayat içerisinde de evet insanlar için o gözlüğü tak bu gözlüğü çıkar çünkü sizin kullanacağınız bir yakın gözlüğü size sadece 40-60 santim arasında netleştirir onun ötesinde gözünüzde kalıp da baktığınız zaman tamamen bulanık görürsünüz ya yani onun üzerindeki boşluktan bakmak zorundasınız. Hmm. Orada da bir ayar bir şey gerekmekte. Bütün bunlar insanı sınırlayan şeyler. Sınırlayan ve duyduğum ve okuduğum da bir şey var. Yani gözün ve kulağın yeteri kadar işitmemesi kulağın gözün yeteri kadar net görmemesi beyin fonksiyonlarını da etkiliyor ve Alzheimer, Demans gibi hastalıkların da aslında başlangıcı gibi bir şey. Doğruluyor musunuz? Var mı böyle bilimsel bir yani kanıt? Yani şöyle hani direkt gözle ilişkili kısmıyla ilgili söyleyeceğimiz şey Alzheimer'la da ilgili branch olmamasına rağmen sınırlı bilgimle siz ne kadar bilgi tekrarı yapabilirseniz okuyarak, duyarak, evet. görerek Alzheimer'la ilgili sürecin daha uzayacağı söyleniyor. Hı hı. Gerek duyuyla, gerek görsel olarak bu bilgi tekrarı, okuma, izleme tekrar etme, bulma, düşünme bu yetilerinizi ne kadar az kullanırsanız, nöronları çalıştırma meselesi aynen, ne Alzheimer kadar çok konusunun bilgi. tetiklendiği söyleniyor teorik evet. olarak da bizim branşımızın dışında çok da iddialı cümleler kurmayalım. Elbette efendim ama işte hani bilinen bir Tabii. şey demek ki evet. sizin de doğrulamış olduğunuz gibi biraz. Peki, e, dolayısıyla göz sağlığımız çok önemli. Şimdi premium evet. akıllı lens diğer lenslerden farkı ne? Ne zaman ihtiyaç duyarız? Bizim kullanacağımız uzak gözlüğü, yakın gözlüğü, bazı Hastalarımıza biz uzak orta yakın veriyoruz. Uzak gözlüğü var, yakın kitap okuma gözlüğü var, bir de ekran gözlüğü Üç var. Üç tane. Evet, çünkü yakın görme mesafe odaklı. Uzak numaranız gibi standart bir numara Hocam, değil. Ben güneş gözlüğümü bile sürekli kaybediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani çok zor. Maalesef büyük bir zorluk. Siz okuduğunuz sizin okuma kitabın kitap okuma gözlüğünüzle ekran Kullanma gözlüğünüzün arasında bir numara fark oluyor mesafeye bağımlı olarak. E bu gözlük karmaşası içerisinde bir ton sıkıntı oluyor ve insanın hayatına bunlar bir engel oluşturuyor. Bu engel oluşturma duygusu oluştuğu anda da evet çözüm premium akıllı lensler. Bunlar nedir? Gözümüzün içine konulan, kendi demin konuştuğumuz şekilde fonksiyonunu yeteri kadar yapamayan merceğimizin alınıp yerine yakın, orta ve uzak mesafeleri görebileceğimiz bir merceğin takılması. Peki. Premium akıllı lens terimi ise e, şöyle adlandırılabilir. Bu lensler ilk e, oluşturulduğunda, ilk kullanıma başladığında piyasaya sürülüğünde iki odağı vardı. Yakın okuma odağı ve uzak ara mesafe yani ekran kullanımı araç ekranlarını görmek hmm. navigasyon kullanmak bu tip şeyler problemdi. Sürekli bir hareket yapmanız gerekiyordu. Tabii. Görmek istediğiniz yere yakınlaşmanız gerekiyordu. Bunun çözümü için özellikle daha aktif yaşayan, daha aktif çalışan insanlar için araya bir ara odak, üçüncü odak eklendi ve ondan sonraki ismi çok hayat kurtarıcı bir şey çok, değil mi? Çok. Çok. Ve ha. ondan sonraki isimlendirme premium akıllı lens olarak Oluştu ve devam ediyor. Oldukça akıllı ve o göze takıldığı zaman ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu çünkü... da çok önemli. Tabii çünkü artık onun bir numarası değişmez. O koyduğumuz yerdeki ömrü oldukça uzundur, insan ömründen çok uzundur. Siz gözünüze ekstra bir darbe, kaza, herhangi bir problem yaşamazsanız o orada varlığını ve numarasını korur ve sizin artık bir gözlük numarası değişimi probleminiz olmaz. Ama tabii görmemiz sadece ondan ibaret değil. Başka türlü problemler yaşayabiliriz. Tabii. Ama o merceğin numarasının değişmesine, yerinin oynamasına veya şuna buna bağlı herhangi bir sorun yaşamayız Peki onu takınca mesela ileriki yaşlarda karşımıza çıkabilecek katarakt gibi problemler söz konusu olmuyor mu? Katarakt olamıyorsunuz. Olamıyorsunuz çünkü, çünkü orada... Çünkü merceğinizi aldık. Evet. Katarakt dediğimiz şey yaşa bağlı bizim merceğimizin saydamlığını, evet. parlaklığını yitirmesi, gözün içine yeterince ışık alamaması. Evet. Biz o merceği koymak için, premium akıllı merceği koymak için sizin kendi merceğinizi aldığımız için artık katarakta olamıyorsunuz. Evet. Bu, Baştan halledilmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu da aslında çok güzel. Peki e, SGK geçiyor mu akıl tedavisinde? Bütün tedavilerde SGK'nın belirli katkıları vardır. Ama e, bunların dediğim gibi kullanılacak merce, yapılacak ameliyat tipine göre evet. SGK'nın katkıları farklı ve e, değişebilir. Bunlarla ilgili hastalarımız e, muayene olacakları hastanelerden, ameliyat olacakları doktorlardan bilgi alabilir. Ama teorik olarak hepsinde geçerlidir. Evet. evet.